Merhaba, tünaydın canlarım benim, tünaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hem gönlüme hem evime. Başlayalım, kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada keyifler nasıl? İnşallah keyif alıyorsunuzdur canlarım benim. Yüzümüzden gülücük, kalbimizden sevgi, soframızdan bereket eksik olmasın canlarım benim. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Nerede kaldık? Arkadaşlarım birisi de öyle demiş. Ne hafıza var kız demiş. Da demiş. Aa. Unutulur mu kız o günler hiç? En güzel anılar. Ben diyor sen diyor doğumu diyor şeyine diyor. Dakika dakika saat saat anlattın diyor. Unutulur mu hayatım? Onlar tabii ki unutulmaz. Hayatımıza, yaşamımıza renk verenler. Neşe katanlar. Evet, ev kalabalık. Annemizi geçirdik. Ben yorgunluktan bitmişim. 5 çocuk, yeni olanı saymıyoruz. Pişir, taşır, giydir, okula gönder. Kolay değil. Dediğim gibi küçük görümcemler bendeydi. Tabii ki eniştem yoldan geldi. O da var. Ev kalabalık. Zaten 2+1. Ne kadar yer. Şöyle herkes oturmaya yer kalmadı. Yatak odasının kapısının yanında şöyle bir duvar vardı. Sırtımı şöyle dayadım. Ayaklarımı da kırdım. Öyle bitkin bir halde. Tabii gece uykularımız da vırrak vırrak bebekten tam alamıyorsun. Yorgunluk bir tarafta. Sırtımı dayadım öyle duruyor. Uykusuzluk bir taraftan, yorgunluk bir taraftan. Dedim şöyle akşam olsa da kafamın çimamı nasıl uğulduyor. Düşünün yani. Bir dedim rahat bu akşam uyusam. Vallahi nur içinde yatsın. Eniştelerden bir tanesi benim örümcemin eşi de Mehmet enişten bana fındık kurdu diye kendi enişten kara kız derdi. Sana dediler bir hap verelim de böyleyim şaştı. O da otogarda çalıştı. Esas mesleği mezecilik ama otogarda o da çalıştı. Dedim getirin. Su verdiler işte bir bardak su. Dedim ne hapıysa dedi en azından dedi yorgunluğun şey olur dedi. Rahat uyursun dediler. İkinci saatleri olması lazım. Hapı içtim. Yerde oturuyorum ya kanepeler zaten kalabalığız. Tekli 4 tane karşılıklı. Uzun olan da şurada, oraya da 4 kişi anca oturur. Şöyle dayandım yani, ellerimi de şöyle başıma koydum. Ben oldum ruh. Ne konuşabiliyorum, yorgunluk da var. Ama konuşulanları duyuyorum. Bana sesleniyorlar, bir şey söylüyorlar, ağzımı açıp da kesinlikle cevap veremiyorum. Eller böyle, dizler kırık. Öyle sabit bakıyorum. Yarım saat falan herhalde geçmiştir ki eşim anlatıyor tabii ki sonra da. İşte geldi yanıma hayatım 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 gülüşmeleri de duyuyorum eniştelerim falan. Nedir nasıl bir hap verdiniz dedi benim karıma dedi. Hiç dedi hakikaten ruh gibiyim. Kalkın dedi defolun gidin evimden dedi. Lafında hiç esirgemezdik. Kesinlikle. Kalkın dedi hepimiz. Ta ertesi günü kendime geldim. Vallahi şimdi neyse iyice açıklamasını net o hapın yapmayayım. Onu tam açıklamasını yapmayayım. Varmış demek ki onlarda. Ama bildiğiniz ruh, ruh.
hepsini duyuyorum, cevap yok bende. Tık, kıpırdayamıyorum da orada kaldım. O şekil kaldım orada. Da ertesi günü kendime geldim. Tabii kırkı mırkı çıktı ablamın. Sık sık gelip gidiyoruz. Pardon, 20 günlük işte eniştem de dediğim gibi bıraktı geldi. Pardon, o da otogarı. Çiçekçiye girdiler. Nerede? Belgin'in evinin arka tarafında, o güllük taraflarında. Ufaklık 20 günlüktü işte. Çocuklar hep bende. Çiçekçide iş bitmiyor. Oraya aranjman, buraya çelenk, oraya bilmem ne. O zamanlarda benim bahsettiğim, Antalyalılar bilir, Ofo Oteli vardı. Ofo Oteli, ben ablamdan duyuyordum yani. Arada da ev yakın, ne yapıyorum, çocuklar okuldayken ufaklığı alıyordum, gidiyorduk, bir emziriyordu, geliyorduk. İşte Ofo Otel'in işini alacağız da şöyle de böyle de, ama bazen bir de, bazen iki de. 6 çocuk bende. Geliyorlar bir de iki de, ben çocukları uyutuyorum. Bir kere dedim, gelmeyin bu saatte. Sabah nasıl olsa bunlar bana geliyor. Çocukların uykusu da görünüyor. Benim de uykum görünüyor. Sıra sıra yatıyoruz, yatırıyorum artık onları. Bir söyledim, iki söyledim, artık üçüncüsü dedim, açmıyorum kapıyı. Gelmeyin almaya dedim madem. Zaten bir de iki de normal bir saat olur. 8 olur, 9 olur. Tamam. Ben zaten onları doyurup yatırıyorum hepsini. Çoluk çocuk da kalkıyor. Güm 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 güm. O şekilde devam etti bizim hayatımız. O evdeyken ne oldu? Eşime dedim, ben dedim beni dışarıya şey yapmıyorsun. Çocuk bakayım. Onu da bana rahmetli ablam bir ara çıktıydı. Uzun vadeli de bakmadım zaten. Yalan söylemek zorunda kaldım çünkü. Bir ara ablam çıktı, kendi çocuğunu da, çocukları da toparladı, eniştem devam etti. O ara, dedi bir hemşire var dedi, nur içinde yatsın teyze. Çocuğuna dedi, vallahi bizim bakkalın yanında biri bakıyormuş çocuğa. Umut muydu adı ya, pek tatlı bir şeydi. O dedi bırakacakmış dedi, yahut da bırakacak mıymış, yoksa kadın bakımından memnun mu değilmiş bilemeyeceğim. Ben genç, o herhalde o zamanlar benim yaşlarımdaydı. Söylediler bana dedi, dükkanları da var ya hani, amca pazara çıkıyor ama dükkan açık, teyze bekliyor. Bakar mısın dedi, çocuklar benim okula gidiyor ya, gidiyor ama yarım gün. Rahmetliye söyledim böyle, hiç istemez. Ya evde. El işi bile o geldiği zaman yapamazdı. Dedim çocuklar dedim, gidiyor nasıl olsaydım okula. Dedim en azından bir gelir de gelir yani. Neyse ikna ettim ben onu. Devlet hastanesinde hemşireydi. Eşi de yanlış hatırlamıyorsam sağlık ocağında sağlıkçıydı. Eşi. Tek çocuk, bir tane. Olur dedim, konuşalım. Ha bir de şimdi aklıma şu geldi, hani benim çocuklar var ama ben çocuklara çok itina ve titizlikle bakarım yani. Çok, hiç. Hele yemesinde, içmesinde. Geldi bayan. Kulağı çınlasın yaşıyorsa, Zekiye Hanım. Tabii benim ev daire değil, gece kondu. Hani bir de onda muallakta kaldım. Acaba verir mi burada baktırmaya diye hani eve. Çünkü bir de hemşire, bir de çocuklar var. Okula ne kadar gitse de
Çocuk yarım günde geliyor. Geldik, konuştuk Zeki Hanım. Tamam dedi, biz deneme süresi yapalım dedi. Olur dedi, ben buraya getireyim dedi. Devlet Hastanesi de yakın bana oraya. Varlık Mahallesi, Antalyalılar bilir. Orada oturuyorum. Olur dedik, başladık bakmaya. Herhalde bir 5 ay falan baktım. Fazla bakmadım. Berrin kıskandı. Çocuğu seveceğim derken ağlatıyor. Vicdanım rahat etmedi. 2 aydan sonra. Yok. Ne kendi çocuğuna kıyabilir, ötekine de üzülüyor. Severken ağlatıyor. Hayır, seviyorum diye. Ben nasıl söylesem. Kadında bir memnun kaldı benden. Çocuk desene öyle hiç yabancılık çekmiyor. Sabahları alıyorum kucağıma. Hiç annenin arkasından ağlama falan yok. Oturuyordu, emekliyordu. Herhalde 8 aylık falan, 9 aylıktı. Öyle olması lazım. Nasıl söylesem. Eşim de bir taraftan pişman oldu. Bak dediğini istemiyor. Gerçi o çocuğu gördüğü yok. Sabah gidiyor, o gelesiye kadar çocuk alınıyor. Ama gönlü razı değil. Bir ara hafta sonu işte oturuyoruz. Çocuk artık benim izni annenin ne zaman olursa hemşirene, hemşire o. Nöbete kaldı oluyor, o oluyor, oluyor, bu oluyor, oluyor. Eşim şöyle kulağını kurcalıyordu. Aklımda bak hiç dün gibi unutmam kesinlikle. 3 gün sonra rahatsızlandı. Ay nur içinde yatsın. Gerçi bilmiyorum genelde erkeklerin hepsi öyle mi ama hastalandı mı da çok kaprisli, çok nazlı olurdu. Sorma. Boğaz kanseri oldu. İşe gidemedi boğazlara iltihap. Yutkunuyor, canım yanıyor. Ben kanser oldum. Ya ne kanseri senin boğazın? Geçen dedim ben ona sen kulağın dedim. Bayağı dedim bir uğraştım kulağınla. İltihap yapmasın dedim. Tabii boğazına vurdum. Artık başladı. Tövbe tövbe estağfurullah. Allah'ım yarabbim. Gülüyoruz halimize. Durmaz çenesi, sen işte bana hiç inanmıyorsun, sen bakmıyorsun, ben çok hastayım. Boğazı ağrıyor, kambur geziyor böyle kalktığı zaman. Ya beline ne oldu? İşte naz, kapris. Özel doktora gideceğim ben. Bankaya götürdüm onu. Para vardı. Parayı çekti. Az biraz eve geldik. Otur buraya yanıma gel. Oturdum. Uzanıyor artık. Ben ölürsem Allah'ım yarabbim müzik setini ona ver. Onu ona ver. Yatırımlık şeyimiz yok da eşyaları pay ediyor. Bölüştürüyor. Sen ne diyorsun dedim ya. Zaten çoluk çocukla boğuşuyorum ben. Canımdan bezmişim. Sen ne diyorsun dedim. Ben ölürsem evlenir misin? 40'ın bali çıksın. Başta 40'ın bali çıksın demedi. Pardon. Ben ölürsem bana doğruyu söyle. Ben öldükten sonra sen evlenir misin? 40'ın çıkmadan dedim ben söyledim. 40'ın çıkmadan evleneceğim dedim. Ha zorla öfkelenerek söyledim. Puuu sana vermiyorum sana bir şey. Hava kararmak üzere akşamüstüydü. Dedim kalk. Nereye? Akşam oldu. Kalk dedim Zekiye Hanımlara gidelim. Sağlıkçılar, hemşire de. İğneye falan gidiyor yani hem eşi hem kendisi.
bazı iltihap yapmış. Nereden kaynaklanıyor? Aslında kulaktan vurmuş. Kulağını kurcaladın mı sen dedi. Kızardı tabii etrafına. Kurcaladım ve mikrop kapmış dedi. Tabii ağzına kadar dedi. Vurmuş dedi. Doktora gittik ondan sonra gittik. Hani kanserdin dedim ben. Ben sana demedim mi dedim kulağını dedim. Çok fazla oynadın sen dedim. Kaç günler öncesi dedim ben. Neyse toparlandı. İyileşti. İşe devam. Tabii okullar birey her hafta sonu şeye giderdik. Finike'ye, Finike'ye selam olsun. Çok severim orayı. Finike'den takipçilerim de büyük ihtimalle var. O deniz kenarında ağaçlar vardı. Salkım salkım sapsarı. Onların altlarında çadır kuruyorlardı. 06 baba diye. Biz sürekli ona giderdik. Her hafta sonu, cumartesi, pazar resmi yerler kapalı, çalışmıyor. Eğer Elmalı, Kumluca, Finike o tarafta işi varsa hafta sonu gidiyorduk. Pazartesi, salı oradaki işlerini hallediyordu. 4 gün falan kalıyorduk okul tatilse hafta sonu şeyi için. Ama hafta sonu okullar da kapalı olunca 2 gün. Şimdi oraları çok güzel olmuş mesela en son ben oradan geçtiğimde. Arka tarafa oteller. İlk oradan geçtiğim zaman şöyle bir sahile baktım, şöyle şu tarafa baktım. 06 baba diye otel olarak o tarafa şimdi orası çok güzel. Harika bir yer olmuş. O zaman öyleydi. Hafta sonları da oraya gidiyorduk. Tabii şimdi saklanacak bir şey yok. Hepimizin başına gelen bir şey. Bazı insanın sivrisinek ısırmaz mesela. Bak ben odada bir tane olsun yatak odasında yanımda yatar, ona dokunmaz, beni sabaha kadar da uyutmaz. Kesinlikle. Biz bitlendik mi? Okuldan geldi mi? Şimdi herkes ama diyecek ama vallahi hepimizin başına gelen şey ama değil. O zamanlar çok yani şey yaygındı. Artık gazla çocukları yıkacağın zaman gazla temizle şişiriyor diye gittik. İlacını aldık, şeyini aldık. Şimdi rahmetli de biz ablamdan hiç ayrılmıyoruz dedik ya. Çalışmadığı sürece hep beraberiz yine. Akşama kadar bir yatmaya gidiyorlar. Eve. Bittiler. Her ikisi de. Bak bizde var mı? Bizde yok. Bittiler. Dalga geçiyorlar. Çünkü okuldan geldi. Bize de geçti. Sen dedim öyle diyorsun bana. He? Ablama dedim. Bak ben dedim rahmetlilerin çeşimin için ne yapacağım dedim. Çocukların kafasından tuttum kafasına saldım. Temizledik gerçi 2 ayda da çocuklarımın da canı çıktı. Yeğenlerin de hepimizin okulu sardı. Sade bizi değil. Gayri ihtiyarlı illaki olduğu zaman değil, normalde de insanın kafası kaşınır. 10 gün sonra ben buna dedim, sen teke bak Emre dedim, kafanı kaşıyıp duruyorsun dedim. Anam o bir tanesinde kafasında ölmüş gitmiş ya, kız onda olmadı ya. Onda olmadı ama ne oldu ikisinde? Nereden kaptılarsa vücut bitti oldu. Sade bacaklarda. Rahmetli ablamla gül, gül, gül. Bizden gitti artık. Biz temizlendik. Kafa dedi, ay insanın bacağında bit olur mu yapışık ya? Yemin ediyorum ilk defa, hay kafada biliyorum. İlk defa ben bizimkilerde gördük. Dedim alın permatikleri dedim kasayım bacakları. Başka türlü arınmaz. Gülme komşuna gelir başına. Benim kaybettiğim ablam da Bursa'dayken onun başına geldi. Çok güzel saçlı. Ben onun saçlarına bayılıyordum. Evet benim de uzundu da benim düz saçta hafif dalga, ablamınki dalga dalga. Çok da seviyorum. Aynı o godelerle yattım, maşalar aldım kafam. Ondan sonra başa çıkamadım. Hep perma yaptırdım. Kıvırcık olsun diye.
aklıma o geldi şimdi pano bitten açılınca. Etivan tarafında oturuyordum. Ablam da işte çarşıda, sonra ben de o tarafa geçtim dedim ya. Çocuk olunca. Anam ablam bir geldi baktım bir gün. Tabii hepimizin çeyizinde var. O iğne oyası yazmalar falan hepimizde var. Gayet güzel bir şekilde bağlamış. Arkayı sarmamış, kıvırmış. Bildiğiniz bir bere havası vermiş. Onu öyle görünce şaşırdım ben. Ya insan işte var ya... pire içi yorgan yakanlardanız. Baktım ablama içeride dedim hayırdır dedim. Bir çıkardı kafa kabak. Gül gül öldüm gülmekten, belindeydi sarı. Abla ne yaptın dedim. E bit vardı dedi. Kazıdım usturaya vurdurdum dedi. ay öldüm ayım. Çok komikti o da. Enişten dedi yattığımız zaman dedi suratım diye kafamı diyormuş. Git diyormuş, saçlarını uzamadan gelme. Yanıma rahmetli öyle diyormuş. Ne oldu? Yapacak olduktan sonra oluyor. İstediğin kadar kazı. Saçlar bu kadar oldu gene oldu. Çok da biz titiz yani, neden kaynaklanıyor bilmem. Ay şeytan kolunu koşun, şimdi hiç duyulmuyor. Bilmiyorum, belki okula giden çocuğum yok. Belki de oluyor, okullar açıldı, büyük ihtimalle olmuştur da. Oluyordur da ben bilmiyorum. Ya o zaman iç içe okulla şeysin, biliyorsun. Dedim gidin kazıyın sizde bacakları. Başka türlü dedim baş edemezsiniz. Denize koştur koştur tuzlu suyun içine. Tuzlu suyu da hatırla, kazır mı hiç rahmeti, kesinlikle öyle yapmaz. Tabii bir hafta içinde gitti o da, yani kayboldu. Hemen hemen 6 sene orada oturdum. Biliyorsunuz Özlem'i evlenince bize çıkmak düştü. Bak ağlaya ağlaya otogarın yolunu tutan Faiz'e o evden içim o kadar buruk ayrıldım ki. Yani saraya götürse istemiyorum. Komşularım çok güzeldi. Ev sahibim çok güzeldi. Derler ya ev alma komşu al, sarayda oturursun da etrafında insanın olmaz. Beton kahvenin oraya, beton kahveyi biliyordur Antalya'da yaşayanlar. Oradan bir giriş tuttuk, daire. Yeğen yine bana geldi, ablam başladı. Ben bakıyorum, yavaş yavaş yürümeye başladı. İşte girdiği oluyor, girdiği zaman ben bakıyorum, öyle... Büyüttük yani. Oraya taşındık. Tabii ki Özlem evlendi. Biliyorsunuz eskilerden de ara ara anlatmışımdır eniştemin arkadaşı diye. Ama gelip gitmelerimiz eksik olmadı. Tabii ki. Bu arada rahmetli eşim şimdi taşındı oradan. Benim bir dişçim vardı. Onu da bana şey önerdiydi. Ben dişlerimden çok çektim. Bu bak o konulara da girmedim. Çene kemiğimi çıkardım. Çene kemiğimi. Diş çektirdim. Dilime takılıyor. Oy 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 kan reva, dişçiye gittim. Tekrar aferin sana dedi. Çene kemiğini oynatmışsın dedi. Düşün o kadar canım yanıyor. Kaplama yaptıracaktım. Ev sahibi dedi, benim dedi bir dişçi var dedi. Baba dedi vefat etti dedi. Ev sahibimle yaşadılar. Ben dedi çok memnunum dedi. Oğlu da dedi öyle. Oraya gittik. Ona başladım yaptırmaya. Beton kahvenin orada oturuyoruz. Eşim dedi ki iş yeri dedi açalım. Hani kendisi geziyor. Babam dedi gelsin dedi benim babamdan için. O da dükkanda dursun dedi. Dedim sen nasıl istiyorsan öyle yap. Ben gidip duramayacağıma göre. Tabii çocuklar yavaş yavaş büyüyünce beni de götürmeye başladı yanında. Sabah gidip akşam geliyoruz. Asla kapıyı açmazlardı kimseye. Annem gelince annemi bıraktık. Babam geldi. Ama benim bu arada da
babam gelmeden bazı şeyler nasip kısmet olmayacak mı? Olmuyor. Arkadaşım Emine Afyonlu dedim ya, çok sık gidiyoruz. Su götürüyorum ona, soğuk su, termosta. O zamanlar Ahatlı'da su akmıyor. Arıklar var, arıktan çamaşır, bulaşık, çamaşır, oradan arıktan yıkıyorlar, alıyorlar. Kısıtlı geliyor, dolmuşlar çok nadir, geçmiyor, yolu yordamı yok. Benim arkadaşım oraya gittiğinde sayılı, şimdi her yer apartman oldu. 10-15 tane ev vardı, gece kondu. Hadi rahmetli gelince motoru vardı, sonra araba aldı, termosu doldururum buz su, oraya arkamdan ağlar. Ne olursun beni buralarda bırakma. Ya kız buraları böyle kalmayacak. Bak Emineciğim buraları nasıl olacak? İşte beni buralara getirdi de buradan ev yaptı da artık isyanlarda. İki çocuğu vardı. İki tane de burada oldu. Onun da kızının bir kızı var. Üç oğlu. Berrin kızının birinin adı da. Kızının, tek kızının. O zamanlar yeni binaydı o annemin orada çekim yaptığım ev. Benim yaptığım ev şimdi oturuyor mesela. Emine bana dedi ki gel dedi, sana dedi şuraya dedi bak satacaklar dedi. Etrafı çevrili değil. Sana buraya başta bir niyetlendik bak aynı benim yaptığım evin yerine. 200 metrede verecekler, işte ne kadar olur, elimizde paraya video var satsak, işte motoru satsak, onu yapsak. Beni bir heveslendirdi, o da arkadaş istiyor yani, çok yakın arkadaşlık. Sık sık geliyordum yani, ben onları anlatıyorum ama onunla da irtibatımız yok değil yani, o kadar detaylara girmiyorum. Başta bir niyetlendik, aman dedim ya şimdi bırak rahmetliye, şimdi hiç yoktan dedim ben. Borca gireceğiz, bir sürü şey, bırak kalsın dedim ben, vazgeçtik, istemedik. Babam gelecek, bitten konuştum ya. Geldi telefonla, tabi evlerde telefon var. Babam geldi. Tabi çocuklar da büyüdü yavaş yavaş. Onu hesap ediyorum da. Biz oturmaya gittik. Çağırdı Emine. Oraya gittik. Hadi gidelim mi? Gittik. Emine gene konuma açtı. O zamanlarda işte almadılar da dedi. Şöyle de Bekir amca, böyle de Bekir amca. Şimdi dedi bahsetmişimdir çocuk kavgasından. Ev o zaman 1,5 senelik yapımıydı. Tabii öyle değildi. Kadın geniş de yapmış. İki çocuk kavga ediyor. Çocuk kavgasına büyükler giriyor. O evin beyi vefat ediyor kavga sırasında. Artık yumruklaşırken taşama düşmüş, devrilmiş. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsa. Ben burada duramam dedi, demiş kadın. Eşe dosta haber salmış. Aslında iki tane şu tarafta da akrabaları var. Aynı memleketler ama İstanbul'a annesinin yanına gidecek. Demiş acilen demiş alacak olan varsa burayı satacağım. Allah Allah. Neyse babam da gördü öyle tabii evi. Ah dedi bana o kadar para mesela yok, olsa da sen alsan hazır ev dedi bana. Biz eve geldik. Babam öyle düşünceli, ev dedi güzelmiş dedi. Bir dönüm yer dedi, yeni ev yapılmış, 1,5 senelik. Acaba dedi annene dedi söylesem de dedi, Bursa'daki dedi evi dedi satsak dedi, burayı mı alsak? Beni karıştırma dedim. Annemi de biliyorum. Sakın baba dedim hiç o şeylere girme. Sakın. Dönecek dolaşacak bana patlayacak biliyor.
Ben dedi bir annenin dedi telefonla bir baba ara dedim telefon ne demek dedim ya. Aynı evdeyiz. İş yeri de açtık. Dişçi nereden aklıma geldi. Dükkan arıyorduk. Çarşı içinde. O şimdi kent meydanı diyoruz. Heykel var ya. Orada büyük otel vardı. Büyük otel dediğim adı büyük. 4 katlı. Onun tam karşısı valiliğe giden yerde zengin derdi. Öyle iş yeri arıyoruz deyince onun dükkanını kiralamıştık. Babam sabah gidiyor, akşam geliyor rahmetli de. İşte parçası, marçası, makinası, mükünası. Mesela gittiği yerde makineyi yapamadı mı eve getiriyor, evde yapıyordu. Bu sefer dükkana götürmeye başladı. Hani uğraştıracak bir şeyi varsa. Dedim ara. Dedim ne demek yani dedim telefon şey yapayım mı açayım mı diye sorulur mu baba dedim. Ama dedim bak dedim ben dedim benim içim rahat değil dedim. Zaten benim var ya içime bir şey sinmedi mi olmaz o. Kesinlikle ben bunu çok denedim. Sen dedi babam Rüküş Hanım derdi. Sade isimle söylemez. Annem de Bekir Efendi derdi. Rüküş Hanım dedi, sen dedi birkaç gün önce dedi, gel de dedi bir şey konuşacağız dedi. Böyle böyle dedi bir ev var dedi. Hani ederinden de düşük. Gidecek kadın. Çocukları vardı herhalde 3 tane falan. Bir eve bakalım, benim hoşuma gitti dedi. Yer de büyük dedi. Şimdi o aralar araba aldıydı herhalde. Evet, iyice toparlandıydı. Doğru aldıydı. Annem 2-3 gün sonra geldi. O geldi. Rahmetli de geldiğinde arabaya bindik. Arkadaşa gittik. İşte eve falan baktılar, ettiler. Annem geldik eve. Yani ben geldim, gerisini de sürükledim. Ama ben o ev için hiç taraftar değildim. Karar kıldı bunlar. Bursa'daki ev satılacak. Ah şimdi, ah, kim yapar oralara gittim de en son. Sattılar. Allah kaça sattılar bilmiyorum ki. Abi annemin beşi bir yerdedir falan altınlarım. Annem severdi öyle takıyor altını çok. Büyük zincirler o kalın bakla. 45 bir 45 var şimdi eski parayla şimdiki parayı getiremiyorum. 45 bin miydi acaba öyle bir şey. Öteki bizim evde herhalde 70 arada gene fark var öyle bir şeye sattılar. 15 gün içinde bunlar apar topar geldiler, aldılar orayı. Kadın da eşyasını kamyon çağırdı, yükledi, etledi, mühlet istedi. Gitti. Annem ve eşyaları getirecek, ev boşaldı. Biz şimdi rahmetli ablamla annemle hem telefonlaşıyoruz, kendimizi oraya attırıyoruz, evi temizliyoruz, badana yapıyoruz. Sağını solunu hani annem geldiğinde eşyalarla şey olmasın diye. Bismillah geldi abimden iki kardeş Bursa'da kaldı, annemden iki kardeş biz buradayız. Görümcem de var. Geçti tabii aradan zaman geçiyor, annemler bana geliyor. İşte senin üstüne olacaktı, benim üstüme olacaktı. Tapu yoktu zaten. Bir kargaşalık oldu. Su sana, elektrik bana, o sana, bu bana. Rahmetliye dedim, annem ne diyorsa onu yap. Ben dedim böyle olacağını biliyordum bunu. Biliyordum. Gerçi şimdi arkasından rahmetli babamla konuşmak gibi olmasın da sağlam değildi. Annemi alıyorsun dedim, ben nasıl istiyorsa öyle yap. Sürtüşmeler başladı. Babam diretiyor, annem diretiyor. Bu sefer annem bana duruyor. Babanın kafasına sen girdin diyor. Ben sana demedim mi baba dedim. Ben iste bak aramışsın. Telefon etme desem alınacak.
Telefonumu kıskanıyorsun diyecek. Oklar döndü bana, beni buldu. Ben de dedim rahmetliye. Atıyorsun annemi arabaya dedim, ben doğru ne istiyorsa hepsi dedim annemin şeyine. Üstüne. Aman onu yaptık, bir atladım. Evin bir başka borçları çıktı, onları söylemiyorum. 45'lik ev 65 oldu. Evde kıyametler koptu. Her kıyamet koptuğunda Antalya'da oturan benim ya, babam benim yanıma geldi ya, kabak babam benim başıma patlıyor. Ya ben ne bileyim evin şeyini, ben anlamam etmem. Sorsaydınız başta. Neyse onun nasıl borcu olduğunu da onu söylemeyeyim. Aradan tabii zaman geçiyor. Yeğeni de 2,5 yaşına girdi. Anne anne diyordu bana. Annesi ve teyze diyordu. Çocuk hep beni görüyordu. Dedim artık annem geldi. Annem ben alırım onu dedi. Onları yanıma dedi. İyi dedim. Ötekileri büyüdü zaten artık. Annem bir gün geldiler babamla. Buradaki cuma pazarına çok gelirdi annem. O zamanlar cuma pazarının başında horozcular, tavukçular geliyordu. Tavuk alır, işte tavuk edinmeye başladı, horoz almaya. İlla ki o pazara gelirdi. Bazen ben rahmetliyle dedim ya artık yanında işe götürmeye başladığında beni ara sıra çok nadir kalıyordum ben. Annem de köy tarafına girecek oldum, ben de geleceğim. Niye hayvan bakacak? Keçilere bakacak, kuzulara bakacak. O da gelirdi bizimle beraber bazen. Bir gün geldi bunlar babamla ikisi. Hadi bakalım dedi. İşte nasip olmadı mı olmuyor. Biz dedi babanla dedi ne düşündük dedi. Dedim ne düşündünüz anne? Sizin dedi durumunuz iyi dedi. Bende de birkaç bilezik falan vardı. Araba da var. Herkese dedi 200 metre bir dönüm ya vereceğiz sıra sıra dedi. Kardeşler toplanalım. Güzel, mantıklı. Gene istemedim. Anne dedim, biz dedim böyle dedim, ben rahatız dedim ben, yok dedim ben. Ya iş demek ki bazı şeyleri önceden görebiliyordum. Dedim yok gerek dedim. Biz böyle iyiyiz. Aman dedim ben. Hayır, yapacak olanlar varsa zaten kaybettiğim ablamın öyle yapma gibi bir imkanı yoktu. Bursa'dakileri onlara emekli olunca yapılır. İşte annem de otoriter ya. İşte kira vereceğine 4 haftada, bir ay dediğinde ki 4 haftada gelip geçiyor da şu annemle rahmetli kafa kafaya verdi mi beni dinlemezlerdi. Hiç. İkisi çok iyi anlaşırdı. Girdi rahmetlinin aklına. Evde biz başladık. Bak olmaz dedim ben. Olmaz. İşte mantıklı söylüyor da, şöyle söylüyor da, böyle söylüyor da, annen doğru diyor da. Yok dedim ben de. İnatlaştım. Artık ilkbahar kışa doğru herhalde o şiddetli yağmur. Ondan zaten o öfkeyle çıktım ben. Salonum çok büyüktü. Ben giriş bakıyorum geçenlerde, geçtiğimiz videolarda dedim de arkadaşlar dedi klozet taşar sakın diye yaşadım onu ben. Aklıma o da geldi sonradan. Yatak odasından çıktım, o evin güzel daireydi. Salona şak diye ayağım, uyku sersemi. Taşmış, koca şey, salon, halı üstünde yüzüyor. Başladım ağlamaya. Rahmetli kalktı. Temizledik, ettik, neyse. Anneme açtım bir öfkeyle telefon. Tamam anne dedim. Başıma o geldi diyor, yoksa hayatta gitmezdim. Annem havalara uçuyor. Arabayı sattık.
bilezikleri falan vardı, onları sattık. Bir buçuk ay içinde oraya o evi yaptık. Bak, benim satın alacağım deyip de vazgeçtiğim, bak o zaman nasip olmadı, olmadı mı olmuyor. Her şey nasip, kısmet. Dedim ben hani öyle gece konduğu şey falan değil, üstü dedim beton dedim ben. Hani bildiğin madem ki yapacağız, öyle yapalım. Tamam dedi, arkadaşım taşeronculuk yapıyordu kocası, Afyon dedim. Havalara uçuyor, ben oraya gittim ya. Tabii ki bu arada babam, o bildiğim yerin kenarları örülü değildi, pirketleri falan hep babam kendisi yaptı, yavaş yavaş evde. Çalışmıyor zaten, çalışmadı da hiç. Havalara uçuyor, artık işte onu tuttuk usta olarak. Annemin aldığı yerin akrabaları oturuyor dedim ya, onlardan vardı duvar ısıtası ustalığı yapan, onlar geldi. Bir buçuk ay içinde biz bitirdik. Demircisine para götür, kumcusuna para götür, onu yap, bunu yap Allah. Ama ben de artık hem annem tabii ki yemek falan ustalara, çalışanlara yapıyoruz. Ben de pirket tuğla taşıyorum, şu kollarımın yarası. Allah, Allah'ım yarabbim. Yardım ediyorum. Geçtik. İçine paldır küldür. İki oda bir salon. Ranza aldık çocuklara. Bir tanesine de normal yatak. Odanın biri onların. İyi. Yaptık iyi de neler bekliyor acaba bizi? Hadi Antalya'da aşağıda otururken ablamlar falan görünceler tabii ki şey oluyoruz, yakın, gidip yürüyerek gidip gelebiliyoruz. Hadi ablamı da, benim evim şöyle çapraz karşısı, dedik onları da oraya getirelim. Onları oraya getirdik. Onun yanında bir ev geçiyorum, bir öteki evde. Hadi görümceyi de oraya getirdik ayrılmasınlar diye. Hani gene bize yakın olsunlar diye. İçeriğine girmeyeceğim. Sıkıntılı durumlar oldu. Bizde değil, dışarıda. Toplandık, ettik. Onları da getirdik. Nerede hareket, orada bereket. Nerede çokluk, orada tokluk. Rahmetli tabii ki hemen 5-6 ay geçti. Bir tane daha araba aldı. İşlerimiz çok güzel. Artık bana hiç sormuyorlar. Yollardan, kamyonlarda halıcı geçiyor ya. İstemiyorum dedim. İstemiyorum. Annem çok güzel. Rahmetliyle. İkisi lak 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 giderler. Halıları getirirler, yayarlar. Dedim ne haliniz varsa gör. İkisi kafa kafaya verdi mi beni dinlemiyorlardı. Bir de anneme fazla itiraz etmeyeceğim için önce anneme giderdi bana söylemeden. Şöyle yapacağım, ben böyle yapacağım. Arkamda dur. Onlar geldi. Yine hep beraberiz. Benim tabii ki balkon gibi bir yerim vardı. Kenarı demir yoktu. 4-5 basamak çıkıyorsun. Hemen hemen şu köşe kadar da uzunluğu var. Allah ne güller ektim oraya. O güller açtığı zaman karşımıza babam bize de bir kümes yaptı. Artık benim de tavuğum, horozum var. Rahmetli cins horozlar aldı. Hele bir tane şu kadar vardı. Hiç büyümüyordu. Allah'ım sabahları böyle var ya, camdan ona bakarken gülerdim. Öterken arkası üstü devrilirdi. Günler bu şekilde gelip geçiyor. Arada sürtüşmeler oluyor dedim ya. Nerede hareket, orada bereket. Arada bir oluyor. Ablayla olsun, görümceyle olsun. Gerçi görümcenin hiç olmadı da. Sakindi görümce. Şimdi bunların tuttukları evlerin ikisinin de tuvalet var, tuvalet çukuru yok. Ev yapılmış, yer kaybı olmasın diye oturan yok yani. Oturmamışlar. Ondan da kazılmamış.
Ya her ikiniz de evdesiniz. Evleriniz yan yana. Arada bir ev var. Koca bahçeniz var. Ya kazın. Yok. Ya şimdi bu hayıflanmak gibi değil. Sabahtan akşama kadar benim enişte de çalışmıyor. Öteki enişte de. Ablam çalışıyordu. Benim eniştem iş bulursa gidiyordu. Öteki enişte de gidiyor da işte hani balıkçıda gerçi bayağı bir çalıştı. Ama o ara boştaydılar. Sabah geliyorlar, akşam yatmaya gidiyorlar. Şikayet gibi değil. Ama kafa kazan götürmüyor. Üç tane benim. Üç tane ablamın. İki tane onların. Sekiz tane. Sürüsüne bereket. Yayılıyorlardı. İşte bizim çukurlar yok da bugün yapacağız, yarın yapacağız. Yok, bekliyoruz. Sabahtan artık yok yok rahatsız olmuyorum derdim ben de. Ama kazmayı küreğe alıp da bir başına geçen yok. Tuvaletin kapısına yazdım. Küçük 50, büyük 100. 50 kuruş, 100 kuruş. Esprisine yaptım ben onu. Tabii onlar yüzünü yıkayan bana geliyor. Yüzünü yıkayan bana geliyor. Nereye gidecek ihtiyaç için? Geldi mi akşama gidiyorlar artık. Öyle kapıya hangisi girdiyse baktı. Ben başladım gülmeye. Neyse onlar da başladı gülmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Karnımızı kahvaltımızı yaptık. Dedim bakalım yürüyün eniştelere. Dedim babamın da annemin de hani balyoz, keski, bahçeli olunca tırmık, kazma, çapa, keser hepsi var. Çok kıymetlidir, çok. Ama hakikaten öyle yerde de öyle. Derli toplu yer yaptıydı babam onlara da. Tabii annem bu arada keçiler meçiler aldı. Çocukları da oradaki son seneleriydi herhalde. Hangisini? Turgut Reis miydi o, neydi o, her neyse. Oraya yazdırdık. İkisinin herhalde son senesiydi. Oraya şey yaptık, yazdırdık. Dedim anne, kazma kürek alabilir miyim, beni ne yapacaksın? Tuvalet çukur kazmaya gideceğim dedim. Bak dedi, eksiksiz isterim dedi, çok kıymetlidir. El arabasında. Dedim eniştelere doldurduk, yürüyün. Nereye? Kazmaya. Başına geçeceksin, yok, sallıyorlar. Hadi bismillah dedim ben. Bir iki çapa vurdum, bana kazdıracak halleri yok ya. Bir biri yoruldukça kürekle açtılar. Çok da dedim fazla değil, zaten hava sıcak, yolunu buldum gider. Oralarda pek de güzel öyle yol vardı. Bak bizim damar buldular, oradan gidiyordu evi yaptırdığımızda. Üstüne de büyük beton attırdık biz. Öylelikle ben başına geçmesem kazmayacaklar. Ondan sonra televizyon istiyor çocuk çocuk yani istiyor. Kapanasıya kadar gelirlerdi. Dedim ki rahmetliye hadi dedim. Ablama dedim çocuklar dedim ben ufak kefil dedim ol. Kefilsiz vermiyorlar. Balabanlar vardı balabanlar. Dedim al bir tane televizyon renkli. Hadi o da iyi oldu. Aradan şimdi o abla da öteki şey mi? Komşu mu? O da abla. O da eşimin ablası. Hadi dedim bir tane de oraya. Neyse ödemesini söylemeyeyim artık. Ödemesini es geçeyim artık. Bu şekilde hepimiz bir arada güzel oluyor mu da oluyordu. Her hafta sonları mesela Mükür her zaman öyle der. Keşke hani eski günler olsa. Olmuyor. Ya hayat şartları şimdi öyle götürüyor bilemiyorum. Biz her hafta sonu hepimiz o koskoca bahçeye toplanırdık.
Ha ben orada otururken de yapıyordum. Yeğenlerim, meğenlerim hepsi illaki mangal yakardık. Ne kadar güzel dedi, günlerdi dedi. E şimdi bu sefer iki kişi orada kaldı. Abim nasıl gelecek? İşte nakil isteniyor, o isteniyor, bu isteniyor. Kafası annemin mesela aklı orada. İşte onlar da geliverseydi, gidiverseydi, öyle olsaydı, böyle olsaydı. Ben 1,5 sene oturdum orada. Olmadı. Onun detaylarına girmeyeceğim. Girmek istemiyorum daha doğrusu. O zamanlar kapı yoktu zaten. Annemlerin de yoktu. Elektrik, su. Üstüne alınca senin oluyordu. Biz orayı yaptık. Nur içinde yatsınlar. Elektrik, su vermediler üstümüze hemen. Daha sonra alırsınız dediler. Ay parmağım. Annemden, annemlerden saatinden süzme saat deniliyor. Ben Ali Sinan amcaların evinde otururken de öyleydi. Süzme saat vardı. Amcalardan gelen. Bende de var da ayrı sayaç amcanın şeyi neydi? Süzme saat. Ben hiçbir zaman art niyet düşünmediğim için olur dedim. Rahmetli de hiç düşünmedi. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Gözüm daha o eski günlere gitti. Arada ufak tefek sürtüşmeler ister istemez olmaya başladı. Rahmetli malum olmuş herhalde. Ha, neden sürtüşmeler olmaya başladı? 1,5 sene oldu. Bize dediler hani kendinizi bir toparlayın. Tabii araba da satılsa, altın da satılsa ister istemez borç var. Üstünüze sonra şey yaparsınız. Yeniden saat oraya kendimiz taktıracağız. Annemlerden süzme geldi. İşte her neyse oralarını. Bir rahatlayın ondan sonra dedi. 7 ay geçti. Yok. 1 sene geçti. O yok. Gündeme gelince oralı olunmuyor. Rahmetli bir gün bana hiç sormadan işte dedim ya 1,5 sene oturdum diye. O zaman da Ford kahverengi Ford'u. Ford'um. Ford vardı. Açık kahverengi. Bak dedi şey yanında birinden geldi. Şimdi oralı olunmayın ay gıcık yaptı kim anladı beni. Ölüm var kalım var dedim. Baktım işten geldi bir takım çantası elinde yanında da bir kendi yaşlarında bir bey hoş geldiniz hoş bulduk. İçeriye geçtik tabi arada da dedim ya sıkıntılar olmaya başladı. Arkadaş tapudan dedi. Ay o öyle dedi ben şok oldum. Ne için? Ben misafir. Hayatta eve ailesi olmadan kimseyi kabul etmez, kendisi de gitmez. Öyle bir de huyu vardır. Hani ben görünce şaşırdım zaten. Bak dedi ölüm var, kalım var dedi. Yarına dedi ne olacağımız belli değil. Ne sıkıntılarla burayı yaptık. Hani elektrik, su verilmiyor. Hiç kimsenin haberi olmadan ben burayı senin üstüne yapalım. Ben hemen çay koydum. Birer çay içtik. Beni ikna edemedi. Yok dedim. Beyefendi gitti. Ne sen söylemiş ol ne ben duymuş olayım dedim. O da üstelemedi. Malum oldu demek ki. Yok ben sadece söylüyorum dedi. Ne olacağımız belli değil dedi. Hakikaten ne olacağımız da hiç belli değil. Olmadı da. Ben bilmiyordum hiç 32 yaşında dul kalacağım. Yine hayallerimiz vardı. Daha. Ben aradan bir gün geçti ama ben huzursuzum. Neden huzursuzum? Şimdi bu resmi yerlerin işini yapıyor. Acaba ben değil de senin üstüne de. Acaba kendi üstüne tamam o kötülük için değil garanti için onu yapıyor. Çünkü annemle babama rahmetlilere söyledik yapmadılar. Herkes yapsın öyle dedi. Ben niye bekleyeyim canım onları?
huzursuz olduğumu da görüyor annem. Senin bir sıkıntın var, senin bir derdin var. Saklayamam ki ben zaten. 4-5 gün sonra dedim anneme, çayını demlemiş dedim ya, annemin çaydanlığı hiç eksik olmaz ocaktan. Gittim ben de koydum bir bardak çay. Anne bak sana ne diyeceğim dedim. Bak dedim, ben dedim bunu dedim bak söylemesem söylerim ama içim rahat değil. Dedim 5-6 gün oluyor, ben gördüm dedi. Çünkü annem de hep masası orada şeyi, sandalyesi oturur, hep cam yol gözükür. Benim içim rahat değil dedim ben. Rahmetli dedim ben. Böyle böyle söyledi bana dedim ben. Ben de hayır dedim dedim ben. Hani dedim biz zaten yapılırken elektrik su verecektiniz, kaldı. Vermediniz. O da böyle bir teklifle geldi. Ben dedim rahmetliye de öyle dedim. Benim annem babam sağ dedim, ben öyle şey yapmam. Dedim böyle böyle. Ha öyle mi dedi anne? Ben dedim buradan çıkacağım. Ağzımızın tadı kaçar. Kaybettiğim ablam oturdu bir ara, sonra da kiraya da verdiler. Bak dedim burayı kimseye verme. Sanki biliyormuşum gibi. Burayı kiraya ver. Sen emeklisin. Bu da hadi babam emekliymiş gibi kirasını alın dedim. Ama ben burada oturmam. Kırıldım. Ama asla kötü bir şekilde şey yapmadım. 2-3 gün sonra annem bir bursa yaptı. Biz evden apar topar rahmetin de gücüne gitti. Elektrik su aboneleri başkasının üstüne. Kardeşler de. Ağlayaraktan çıktım oradan. Su işlerine taşındık. Giriş, iki katlı bir bina, beton, üstünde ev sahibim oturuyor, Hatice teyze, nur içinde yatsın. Hemen oraya çıktım. Ben onlara ne dedim, onlar bu şekilde davrandıkları için kızmadım, kırıldım. Dedim orada durma. Eşim de dedi, hiç dedi şey yapma, ben sana bir ev daha yaparım dedi. Allah bana sağlık versin dedi. Şimdi alıştım 1,5 sene, kira derdi yok, o derdi yok. Çocukları taşındığımız yere nakilleri oldu. Belgin aynı liseye, 1'e ticaret lisesine gittiydi ama şeye, tekrar ben çarşıya taşınınca. Orası bana bir tuhaf geldi. Oturdum gene orada da. Arabayı sattı rahmetli, Bursa'dan, onun da adı İsmail, onlar da buraya taşınmış, karasörcüydü. O büyük 302'lerin şeylerine, bir şeylerine karasör mü diyorlar, ne diyorlar, onlara yapıyordu. Hem Bursa'dan arkadaşı, gerçi 7-8 yaş büyük de eşimden ama arkadaş gibi, onun adı da İsmail. Onların da bir çocuğu vardı. Öyle yapalım, böyle yapalım, birbirimize gelip gidiyoruz yani. Bu arada beni yanında götürdüklerinin şeylerini atlıyorum işe. Aklıma geldikçe anlatırım. Dedik bağırsaktan hemen yer alalım, yan yana, onlar da düşünüyormuş. Yan yana oradan yer aldık. Su basmanları atıldı. Su saatleri falan çıkartıldı. Arabayı sattı tabii ki. Dedim şimdi evi paldır küldür gözü kara hiç de korkmaz. Tabii biliyor, çalışıyor. Evi dedi hemen dedi 5-6 ay içinde yaparız dedi. Dedim dur şimdi evi buraya yapma, borca da gireceğiz. Hem orası da aynı Ahatlı gibiydi. Sağında solunda ev yok. Şimdi git her yer şey dolu. Apartman. Varsak köprüsünün hemen biraz içerisine giriyordu. Yeri bile unuttum.
Dedim şimdi hemen yapma. Hatta su basmanı atılır ki eşim düştü de kolu acıdı. Beni bir gülme aldı. Bir bağırdı bana, benim canım yanıyor. Sen ne gülüyorsun? Ben düşene gülüyorum. Ben kendim düşüyorum. Kalktım sağa sola bakıyorum. Başlıyorum gülmeye. Canım yansa da. Şimdi dedim yapma. Biz burada dedim oturursak çocuklar için dedim şey sıkıntı. İncin dedim şey olsun. Kalsın. Dedim buraya yapacağımıza dedim çarşıya bir yere yiyeyim çocukların dedim ben artık liseye gidecek ortaokul dedim çocukların okulu için dedim ben. Daha iyi olur. Olur dedi. Hani hiçbir şey miydi olmaz demezdi yani. Bu sefer memur evlerinde. Zaten hep o kısımlarda oturdum ben. Bu arada da tabii ki Alihsan amcaların müteahhite verildi, öyle şeyler oldu gitti. Belgin'in şu anki oturduğu evin ana cadde 100. yılın karşısıydı. Turgut Reis okulunun tam, yok orası değildi. Orası Alihsan amcanın eviydi. Ama Belginlerin oturduğumuz o semtlerdeydi. Bulduk bir tane giriş. Benim arkadaş da karşı binada oturuyordu. Onlarla da gelip gidiyorduk. Adını vermek istemiyorum onun. Çok samimiydik onunla da. Gece gündüz 2-3 demez gecede birbirimize gelir giderdik yani. O kadar samimiyetimiz vardı. Ona da soruyordum. Bakarız orası boşalmış. Aa dedi böyle böyle çok güzel. Hem benim dedi aramızda bir yol var. O apartmanda ben bu apartmanda. Su işlerinden oraya taşındık. Tabii gene orada da bayağı oturdum su işlerinde. Ha dediğinde değil. Kulağı çınlasın. Ebru'ya ablayı da arkadaş da ev sahibinin kızı. İki oğlu ile bir kızı vardı. Hatta bende gelinlik fotoğrafları vardır onun. Kınasını falan ben yaptım. Çok net açıklama şey yapmıyorum. Eğlencesini de gelinliğini melinliğini ben kiraladım. Benden gelin çıktı. Detaylara girmek istemiyorum. Onların özeli çünkü. Neyse biz oraya şey yaptık. Taşındık. O da giriş. Ama ön cepheye bakmıyor. Ön cephenin biri bakkal dükkanı. Tabii annem üzüldü etti. Evde telefon var öyle böyle. Tabii ben kırıldım. Ben kırıldım, ağlıyorum. Ha niye böyle oldu, haksızlık. Ben öyle demedim. Onun da korkusu, ben yine, bana herkes söylüyor. Bak Mükü her zaman der. Senin elindeki fırsatlar olacak. Ben neler yapardım neler. Konusu açılsın hala der onu. Benim şimdiki aklım olacak, yine aynı böyle davranırdım. Yine yapmazdım. Benim zaten orada benim nasibim yokmuş. Ta annemler gelmeden bana olmadı orası. Hep gönül gezdirdim. Acaba mı diye. Tabii ben tek istediğim benim orada yer falan değil, yaptığım masrafı. Tabii olduk mu olduk dava. Ondan da vazgeçtim dedim ya. Tapu olmadığı için ustası geldi, demircisi geldi, çimontacısı geldi, kim parayı ödedi, senetler yapıldı, senetler döküldü. İsmail Vardar, Faize Vardar getirdi, senedi aldı. Tamam, ustalar desen öyle. Bilir kişi geldi, o geldi, bu geldi. Ha, 200 metre verseler belki tamam diyecek. 400 metre. Bir kişi. Ben dedim istemiyorum ya. Ben veremiyoruz dedi. Tapu yer değil. Öyle senin dediğin gibi değil dediler bana. İzah etmeye çalışıyorlar. Ben diyorum benim yapılan masrafını alayım. Hayır 200 de değil. 400 bakayım ölçü dedim. Ne ölçüyorsunuz siz? Yer ölçüyoruz. Şey, ölçümcüler evin etrafında. Neden? Tamam şahitler hep dinlendi. Verilecek ama 200 de değil. 400 metre. Ben dedim davayı bitiriyorum. Kalsın. Ben dedim 400 200 olsa yok 400 dedim. İstemiyorum dedim. Ben hiçbir kardeşim şeyine geçemem.
öyle bıraktım. Kaldım. Ha. Şimdi bu sefer toplar kime döndü? Eşime. Zaten hep öyle olur. Şimdi tamam benim çocuklarımın babası ama o yaptırıyor sana. Ya biraz görün görün. Ben bunu saklayacak bir insan değilim. Nur içinde yatsın. Rahmetli ağzını açıp da bana yapma dedi. Onun hatta ben Mustafa Demirezen Bucak'ta bir avukatın işini yapıyordu. Özellikle onunla beraber işte işe gittiğimde ona da o konuyu anlattım ben. Burada avukat vardı. O zamanlar hemen hemen o 65 yaşlarında vardı yani. Biz genç. Onun da işini yapıyordu. Ona gittik, onu tuttum ben. Avukat. Rahmetli, hayır istemiyorum, ben yapacağım sana evi, yapacağım. Hayır dedim hakkımı, hayır. Toplar ona döndü. Hayır dedim ya, onun bir suçu yok, ben yapıyorum, ben dedim. O kadar engel olmaya çalıştı. Beni dedi karıştırma dedi. Zaten hep öyle olur. Onların tarafında bir şey olsa bana yüklenilir. Ondan bildiler hep. Hep ondan. Bıraktım öylece. Ha. Bir sene, bir buçuk sene telefonlaştık mı? Evet. Anneme gitmedim. Çocukları gönderdim. Otobüse bindirdim. Gönderdim. Tabii ilk senin orada bir sürü emeğin var. İçin cız ediyor. Görüyorsun, ediyorsun. Olmuyor. Yani ben ne diyorum? Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Zaten bir şey nasip olacak oldu mu olur o. Olmayacak oldu mu sen istediğin kadar parçala kendini. İmkanı yok olmuyor. Hala olmadı da olmuyor da. Hayırlısı neyse Rabbim'den onu dileyeceğiz. Biz Aleyhisselam amcaların evinde otururken Bursa'ya selam olsun. Çelik Palas'ın orada kayınvalimin arsası vardı. Kardeşler toparlandı, etti, satıldı. Oradan benim eşime gelen parayla biz tabii ki o zamanlar buraya yeni taşındık. Bakıyoruz kütüpçüden ev alacağız. Para yetiyor. O para da öyle gitti. Gerçi dükkan açtı ya. Oraya gitti herhalde. Biz korktuk tapusuz deyince. Bizim Bursa'da yok öyle. Gidiyoruz tapuya. Ya bu tapu yok. Biz güvenemedik. O zaman bile bir ev alacak kadar gecekondu oralardan işte Kütükçü o taraflara bakıldı ya da işte arkadaşları vardı. Yok. Güvenip alamadık. İşte ondan sonra dükkana çevrildi. Öyle oldu, böyle oldu. Kaldı işte bankaya koyduydu. Dükkan iyi oldu. Dükkan açtı. Yani nasip olmadı mı bazı şeyler olmuyor. Dedim hemen anında vazgeçtim. Biz mesela Mükülen siz de bilirsiniz rahatsızlanmadan önce bir araya geldik mi sohbetlerimiz hep eskiye dayanır. Tabii çektiklerimiz var, çekmediklerimiz var. Sizlerle yani paylaştıklarımız var, paylaştıklarımız. Hep öyle der. Kafa böyle yapar bana. Senin kafana ben der. Bütün imkanlar senin elindeydi dedi. Ah benim olacak bak ben neler yapıyorum dedim. Her zaman ona da şöyle dedim. Şimdiki aklım olsa aynı öyle davranırdım. Neyse, videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bak gene nasip olmadı bana. Öteki evde olmadı işte. İstemiyorum artık, nefret geldi bana. İnanın nefret geldi. Böyle huzurluyum. Rabbim sağlık versin. Huzur versin. Önemli olana ben oraya gidip de kafayı yiyemeyeceğim. Ya biliyorum çünkü. Ha, bazı arkadaşlar evet... bazı yorumlar yapıyor da dışarıdan görüldüğü gibi değil hayatım hiçbir şey. İnanın ki değil. Ben orada Bakırköy'lük olur çıkarım. Kaldırmıyor artık çünkü kafam. Neyse çok fazla uzun uzadıya videomuzu uzatıp da sizlerin de başını ağrıtmayayım canlarım benim. Yani ne yemek yapsam. İki anılar bir yemek dedik ya çabucak kestirmeden attırıyorum anıları. Aklıma gelenler olursa sıkıştırırım arada.
güzel bir videomuzun, güzel bir anılar videomuzun sonuna daha geldik canlarım benim. Hepinizi kokulu kokulu o güzel yüreklerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.